Gez Dostum'dan herkese merhaba. Sevgiler, saygılar. Gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizinle olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün Aradağlar'a gidiyoruz. Adana Aradağlar. Şu an Aradağ Köprü başındayız. Her şey güzel. Artık kış bitiyor, bahar başlıyor. Etraf yeşillenmiş durumda. Yavaş yavaş, daha doğrusu yeşilleniyor. Bakalım ne güzellikler göreceğiz. Adana Aradağlar köprü başından Gez Dostum başlasın. Haydi size iyi seyirler. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğünüz masmavi sular Seyhan Nehri'dir. Seyhan Nehri ülkemizde Akdeniz'e dökülen nehirler arasında en büyüğüdür. Uzunluğu ve havzası oldukça büyük ve geniştir. Uzunluğu 850 kilometre olan Seyhan Nehri'nin havza alanı ise 20.600 kilometre karedir. İki önemli kolu bulunmaktadır. En uzun olanı ise uzun yayladan doğan Zamanta suyudur. Zamanta suyu Orta Toroslardan doğar ve Çukurova'ya inmeden önce diğer kolu olan Göksu Irmağı ile birleşir. Buradan da Akdeniz'e dökülür. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1500 metre yükseklikteki uzun yayadan doğan Zamanta suyu, Kayseri'nin Pınarbaşı, Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerinden geçer. Orta Torosların Tahtalı Dağları uzanış doğrultusundan akan bu su, Çukurova'ya inmeden önce Adana'nın 80 kilometre kuzeyinde bulunan Aladağ ilçesinin Akinek Dağı yamaçlarında diğer önemli kolu olan Göksu Irmağı ile birleşir ve Seyhan Nehri olarak Akdeniz'e dökülür. Bu gördüğümüz yer Adana Aladağ yol kenarında Seyhan Nehri üzerinde kullanılmayan bir köprü üzerine yapılmış bir lokanta. Kullanılmayan köprü bu şekilde değerlendirilmiş ve hizmet veriyor. Aladağlarda bulunan Kayabaşı Kanyonu'nda dağ yürüyüşü yapacağız. Buraya geldik. Şimdi kuzular, koyunlar otluyor gördüğünüz gibi. Böyle dağlık bölgelerde en güzel geçim kaynağı küçükbaş hayvancılıktır. Büyükbaş hayvancılıkta nadir olsa buralarda var, fakat eğer yerli ise ineğiniz, sığırınız, mandanız tabi burada büyükbaş hayvancılıkta yapabilirsiniz. Fakat eğer yerli değilse yem yedirmek çok maliyetli olacağı için büyükbaş hayvancılık yapamazsınız elbette ki. Buradaki köylerle görüştüğümüzde büyükbaş hayvandan küçükbaş hayvanın daha karlı olduğunu söylüyorlar. Şöyle ki,
besicilik de yapsak diyorlar. Yani bir miktar yem veriyoruz. Fakat hayvan dağda çalları otları yayılabiliyor. Ama büyükbaş hayvanda böyle değil yani. Her zaman çıkaramıyorsun diyorlar. Fakat küçükbaş hayvanları, keçileri ve koyunları dışarıda dağlarda güdebiliyorsun. Otları yiyorlar, çalları yiyorlar ve de üretim amaçlı çoğalıyorlar ve bunların içerisinden doğan oğlaklardan erkeklerini besiye ayırıyoruz ve dişileri tekrar çoğalıyor diyorlar. Biz de böyle geldik. Dağlarda gezelim, dolaşalım, yürüyüş yapalım istedik. Temiz havamızı alalım, manzaraları seyredelim. Gerçekten harika bir doğa. İnsanın içi açılıyor baktıkça. Kıymetli izleyiciler, şehrin taşıt trafiğinden, gürültüsünden, egzoz dumanından, hele bu kış aylarında doğal gaz olmayan bölgelerde, kömür yakılan bölgelerde daha da hava kirli oluyor. Yani bu pis havalardan kurtulmak istediğinizde hafta sonları gelebilirsiniz böyle yerlere. Ailenizle, çocuklarınızla, eşinizle, dostunuzla gelebilirsiniz. Birkaç araba gelebilirsiniz peş peşe. Veyahut da daha da renkli olsun istiyorsanız tur düzenleyen şirketler var. Bu tur firmalarıyla, turlarla gelebilirsiniz. Daha da keyifli olur. Ben de sevgili dostum, arkadaşım Ethem'le geldim. Tur şirketiyle beraber geldik. Ve arkadaşlarla böyle bu güzel doğanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Burada doğa gerçekten çok güzel. Harika bir görüntü var. Yani manzara o kadar hoş ki insan kendinin dinlendiğini hissedebiliyor. Fakat buraya gelirken yanınıza bolca su almalısınız. Çünkü su aşağıda, çok aşağıda kalıyor. Yani gördüğünüz ırmak, Seyhan Nehri aşağıda kalıyor. Yukarıdan yürüyorsunuz dağların arasında, taşların arasında. İlk önce tabi ayakkabınız çok iyi olacak. Ayağınız dönmesin, bileğiniz burkulmasın. Bir de ikinci büyük ihtiyacınız su. Su çok önemli. Yani en azından 1,5-2 litrelik su yanınızda mutlaka olsun ki, yani küçük şişeden de 3-4 şişe olabilir. Çünkü yürüdükçe insan susadığını hissediyor ve su ihtiyacınızı gidermek için su arıyorsunuz. Üzerinize giydiğiniz elbiseleri zaten günün şartlarına göre, mevsime göre ayarlarsanız genellikle bir tişört yeterli. Eğer kışsa her ihtimale karşı bir mont almanız yeterlidir. O kadar da kalın olmasına gerek yok. Çünkü yürüyüş yapıyorsunuz ve terliyorsunuz. Kalın elbise daha da terleteceğinden kalın bir şey almanıza gerek yok. Eğer turlarla gelirseniz daha kalabalık olacağından daha zevkli geçecektir yürüyüşünüz. Ve turlarda yeni arkadaşlarla tanışırsınız. Daha da güzel olur. Arkadaş ufkunuz genişlemiş olur. Ve de burkulma, yaralanma, düşme gibi olaylarda eğer yaralanırsanız, yani inşallah böyle şeyler olmaz yürürken, fakat olma ihtimaline karşı
turlarla gelirseniz kalabalık olacağınızdan ve de tur şirketlerinden görevli arkadaşlar olacağından, turdan görevli arkadaşlar ilk müdahale yaparak gerekli tedbirlerini alacaklardır. Onun için turlarla daha kalabalık şekilde gelmek daha emniyetli olacaktır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada duvar var ve duvarın üzerinden geçmek gerekiyor. Burada bu geçitten geçmek gerekiyor. Yanında da dikenler mevcut. Dikenler tabii ki batabilir. Onun için turdan görevli arkadaşlar geçitte arkadaşlara yardımcı oluyorlar ki dikenler batmasın, daha kolay geçebilsinler. Burada gördüğüm kadarıyla turdan 3 arkadaş görev yapıyor. Birisi duvarın öbür kısmında, birisi ortada ve birisi bu tarafta. Yani dikenlerin batmaması için, kayalardan düşmemeleri için ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Zaman zaman böyle önünüze ufak tefek engeller çıksa da aşmakta inan ki büyük zevk alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir köylü amcamız eski usul ekinine gübre atıyor. Belki birkaç gün içerisinde yağmur gelir umuduyla. İnşallah yağar, bereketli olur. Aladağlarda, Kayabaşı Kanyonu'nda doğa yürüyüşümüz devam ediyor Seyhan Nehri'nin kıyısında. Karşıda gördüğümüz iki ırmağın birleştiği yer, sol taraftan birleşen yer Yapraklı Deresi Seyhan Nehri'nde birleşiyor. Daha önce söylediğim gibi Göksu'yla Zaman Tığırmağı birleşti ve daha yukarıda birleşerek Seyhan Nehri'ni oluşturdular. Şimdi burada sol tarafta Yapraklı Deresi birleşti. Biraz daha ileriye gittiğinizde Eyner Barajı ve Eyner Baraj Gölü. Oradan daha da ileriye gittiğinizde Çatalan Barajı ve Çatalan Baraj Gölü. Ve daha da tam Adana'ya yaklaştığınızda Adana içerisinde bulunuyor Seyhan Baraj Gölü. Yani bu Seyhan Nehri üzerinde nazar boncuğu takılmış gibi yukarıdan bakıldığında öyle gözüken birçok baraj gölleri mevcut. Şimdiye kadar yürüdüğümüz parkur kolaydan biraz üst olsa da orta dereceli gözüküyordu. Fakat bundan sonra tırmanacağımız yer zora yakın orta dereceli bir parkur oluyor. Yani tam zor parkur değil ama zora yakın orta dereceli parkur diyebiliriz. Birbirimizden fazla uzak kalmamak için ve bazı yerlerde yorgunluğumuzu gidermek için istirahat veriyoruz ve orada termoslarımızda ve yanımızda getirdiğimiz atıştırmalık yiyeceklerden atıştırarak çayımızı kahvemizi içiyoruz ve biraz olsun yorgunluğumuzu dindiriyoruz.
Dağlarda böyle sarp kayaların kenarında, uçurum kenarında yürürken çok dikkatli olmalısınız. Uçurum kenarına fazla yaklaşmamalısınız ve adım attığınız yere çok dikkat etmelisiniz. Eğer taş oynuyorsa basmamalısınız üzerine, ayağınızı geri çekmelisiniz. Yani önce bir taş yoklayacaksınız ki eğer taş sağlamsa eğer üzerine basıp geçeceksiniz. Böyle durumlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes bu güzel anın tadını çıkarırken bu güzelliklerin de kalıcı olması için resim çektiriyorlar. Böyle dağlarda, ormanlarda dolaşırken, dağ yürüyüşleri yaparken öyle güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz ki inanın ki içiniz açılıyor. Kıymetli izleyiciler, böyle zamanınız olduğunda dağlara kendinizi atın. Gerçekten dağlara kendinizi atın. Göreceksiniz bak, rahatladığınızı hissedeceksiniz. Ben genellikle böyle turlarla olsun, bir arkadaşla olsun veyahut da yalnız, bazen de kendi aracımla veyahut da yaya olarak birçok kez de yalnız gidiyorum, biliyorsunuz. Siz yine de emniyet açısından yanınızda bir arkadaşla gitmeye çalışın. Yani bu bir arkadaş olabilir veyahut da turlarla olabilir. Ben birçok zaman yalnız gidiyorum ama gidecek bir arkadaş olmuyor ya da işleri oluyorlar. Ben de doğayı seviyorum. Doğaya aşığım, biliyorsunuz. Doğayı seviyorum. Kendimi şehirden atmak istiyorum. Yani dağlara, kırlara, bayırlara, ormanlara atmak istiyorum. Onun için tek de olursam bile dağlara gidiyorum yani. Bazen kamp yapıyorum, bazen çadır kuruyorum, bazen gezip geliyorum. Bazen gidiyorum, orada birkaç gün kalıyorum. Yani gerçekten harika oluyor. Doyamıyorsunuz tadına. Evet, yürüyüş parkurumuzun engebeli yerlerine geldik. Artık arkadaşlar biraz zorlansa da bunun tadına vararak yürümeye devam ediyorlar. Eğer ki benim içimde de doğa sevgisi var diyorsanız, gerçekten doğayı seviyorum, dağları, ormanları, kuşları, hayvanları seviyorum diyorsanız, fakat şimdiye kadar da bir böyle geziye, tura çıkmamışsanız eğer, böyle doğa yürüyüşü düzenleyen turlar var. Turlara müracaat edebilirsiniz. Her hafta sonları veyahut da hafta içi, genellikle hafta sonları giderler de böyle turlarla gidersiniz. Yani tanıdık var ya da yok diye düşünmeyin. Orada zaten herkes arkadaş, birbirine yoldaş oluyor. Beraberce gezersiniz, tozarsınız, gelirsiniz. Turdan arkadaşlar zaten her konuda yardımcı oluyorlar. Ya da benim gibi böyle doğayı seven, doğaya aşık birçok arkadaşlar vardır. Onlarla gidebilirsiniz, beraberce gidersiniz, gezersiniz, dolaşırsınız, doğanın bu güzelliğin tadını çıkarırsınız. Hayata bakış açınızın bile değiştiğini hissedeceksiniz. Yani bu güzellikleri görünce, doğanın bu cömert güzelliğini size sunduğunu görünce gerçekten rahatladığınızı hissedeceksiniz. Burada olduğu gibi zaman zaman istirahatler veriliyor böyle yürüyüşlerde ve dinleniyorsunuz. Dediğim gibi çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz.
sohbete dalıyorsunuz. Böyle zaman geçiyor yani. Gerçekten güzel oluyor. Sabahtan beri yol yürüyoruz. Tabii ki düz yol da değil. Dağların, taşların arasından, keskin kayaların arasından geçiyoruz. Tabii ki birçok yerde mola verdik. Çayımızı, kahvemizi içtik. Fakat elbette ki bir atıştırmalık atsak da acıktık. Şimdi bir yerde mola verip yemeğimizi yiyeceğiz. Evet, Adana Aladağlar'da, Kayabaşı Kanyonu'nda, dağların arasında kanyonda giderken bir yer bulduk kendimize ve yemeğimizi yiyeceğiz. Hem istirahat edeceğiz hem yemeğimizi yiyeceğiz. Ve bütün arkadaşlar, herkes getirdiği malzemeleri, getirdiği yemekleri birbiriyle paylaşıyorlar ve burada karnımızı doyurup yürüyüşümüze, tabii ki istirahatimizi ettikten sonra yürüyüşümüze devam edeceğiz. Ortamı gördünüz. Gerçekten sıcak bir kaynaşma, sıcak bir ortam. Dostluklar, arkadaşlıklar Doruk'ta. Yemeğimizi yedik, istirahatimizi ettik ve şimdi tekrar yürüyüş parkında yolumuza devam ediyoruz. Bu dağlarda şimdi nice yaban hayatı var, nice hayvanlar var yaşayan, nice canlılar var. Fakat daha önceleri daha düzenli şekilde gidiyormuş. Şu an gördüğüm kadarıyla buralarda domuz fazlalıkta. O da düzenin bozulmasına neden olan yine insanoğlu. Tabii ki Cenab-ı Allah bir canlıyı yaratmışsa ona bir görev vermiştir. O da o ilk görevi yaparak ibadetini yerine getiriyordur. Burada şimdi domuzlar daha önce bu kadar fazla değildi. Şimdi bakıyorum çünkü bu kayaların arası her yer delik deşik olmuş. Domuzlar tarafından delik deşik edilmiş ve toprak karıştırılmış. Tabi onların da görevi var. Ağaçların, fidanların çoğalmasını sağlıyorlar. Fakat çiftçilere de zarar veriyorlar birçok yönden. Bu kadar çok olduğu için zarar veriyorlar. Peki bunun nedeni ne diye sorarsanız, şimdi çakal, tilki ve kurt, özellikle bunun üçü çok azaldı. Kurtlar dağların tepelerinde kaldı. Eğer çok kar yağarsa aşağıya iniyor, yoksa dağların tepesinde duruyor. Çakal hiç mi hiç yok denecek kadar zaten binde bir karşınıza çıkıyor dağda gezerken. Ben sürekli dağlarda gezdiğim için biliyorum.
Ha, tilki tek tük var. Tilki gözüküyor. Şehir yakınına, köy yakınına da geliyorlar. Fakat tilki sayısı da yetersiz. Yani nasıl yetersiz diyeceksiniz. Tilki çok azaldı. Dediğim gibi çakal yok denecek kadar az ve kurt da yok denecek kadar azaldı. Dağlarda var ama sade dağların tepelerinde diyorum, dediğim gibi kurt kaldı. Diğer bölgelerde zor yani, tek tük rastlıyorsunuz, çok nadir rastlıyorsunuz. Peki neden böyle doğanın düzeni bozuldu? Şimdi esas konuya gelelim. Yani insanoğlu onun derisinden, ya 3-5 liralık derisinden para kazanmak için kurtları vurdular, tilkileri vurdular, çakalları vurdular ve vurmayla bitiremezlerdi. Fakat zehir attılar. Yani dağlara zehir koydular. Hayvan zaten aç, ne yapsın? Bir et parçası görmüş, bir tavuk parçası görmüş. Hayvan saldırıyor, yiyince de ölüyor. O zehiri atanlar da hayvanlara yüzüyorlar ve o derisini küçük bir paraya satıyorlar. Oradan para kazandıklarını zannediyorlar ama doğaya ne kadar çok zarar verdiklerini hiç bilmiyorlar. İşte doğanın düzeni, hani büyük balık küçük balığı yutar diye bir atasözü var ya, zaten gerçekte öyle de. Yani bu domuzun çoğalmasının nedeni kurdun, çakalın ve tilkinin azalmasından dolayı. Domuzlar aşırı şekilde çok çoğalıyorlar. Bunların yavrularını çakallar, kurtlar, tilkiler yiyorlardı daha önceden. Yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Yani o onu yiyor diyorsunuz. Bu doğanın düzeni. Yani yiyorlardı ama hepsini yemiyorlardı tabii ki. Onlar da karnını doyuracak kadar yiyorlardı ve doğanın düzeni düzenli bir şekilde kalıyordu. Yani yarısını yeseler yarısı çoğalıyordu ve düzen o şekilde devam ediyordu. Ve bir hayvan aşırı şekilde çoğalıp bir hayvan yok olmuyordu. Fakat dediğim gibi şimdi çakalı, tilkiyi, kurtu vurup zehirleyip yok edince artık domuzların yavrusunda yem bir hayvan kalmadığı için domuzlar aşırı şekilde çoğaldı. Çakal, kurt ve tilki yok olmaya yüz tuttu. Bu şekilde de biliyorsunuz doğanın düzeni bozuldu. Hiç iyi olmuyor. Yani aşırı şekilde çoğalan domuz sürüsü artık köylere, tarlalara zarar vermeye başladı. Çünkü hayvanlar dengeli çoğaldığında aç kalmıyorlardı. Şimdi bir hayvan sürüsü aşırı şekilde fazlalaşınca elbette ki yiyecek bir şey bulamıyor ve aç kalıyor. Onun için etrafa saldırıyor. Bunun tekrar eski düzenine, doğal haline binmesi için, rayına oturması için de tilkinin, çakalın ve kurdun çoğaltılması gerekiyor ne yazık ki. Kıymetli izleyiciler, Aladağlar'da Kayabaşı Kanyonu'nda gezdik, dolaştık, doğa yürüyüşümüzü tamamladık. Şimdi ise Eyner Baraj Gölü'nün kıyısına geldik. Çayımızı, kahvemizi içerek dinlenmeye çalışacağız. Haydi afiyet olsun. Kıymetli izleyiciler, beni Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook adresim Mehmet Özdemir. Instagram adresim gezdostum_mehmetozdemir. Yürüyüş esnasında da termosumuzda getirdiğimiz sıcak sulardan yaptığımız çayları içtik, fakat köz çayı, tabii ki köz çayı, köz kahvesi elbette ki bir başka oluyor. Şimdi bu kadar yorgunluğun ardından bu köz çayını, köz kahvesini içince yorgunluktan hiçbir şey kalmaz. İşte bu gördüğümüz yer Eyner Baraj Gölü. Seyhan Nehri üzerinde bulunan baraj göllerinden sadece bir tanesi. Burası çok büyük bir baraj gölü ve bundan sonra yine çok büyük bir baraj gölü olan Çatalan Baraj Gölü var ve ondan sonra yine büyük olan Seyhan Baraj Gölü var. Yani Seyhan Nehri'nin üzerinde böyle birçok baraj gölleri bulunuyor. Bu baraj göllerine yukarıdan tepeden baktığınızda sanki Seyhan Nehri bir gerdanlık ve gerdanlığa takılmış nazar boncuğu izlenimi veriyor.
Yani öyle bir görüntüyü andırıyor. Kıymetli izleyiciler, hep beraber Aladağlar'da Kayabaşlı Kanyonu'nda gezdik, dolaştık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.